Evet efendim, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın teknoloji hamlesini, projelerini konuşmayı sürdürüyoruz. Başkan Prof. Dr. Sayın İsmail Demir bizimle birlikte. Aslında 4 saate yaklaşıyoruz ama hala bitiremedik projeleri. Zaten süregelen 750 projeden bahsediyoruz. Her birinden ayrı ayrı söz etmek de çok güç. Ana hatlarıyla en öne çıkanları, Anadolu gibi oyun değiştirici olanları, Akıncı gibi oyun değiştirici olanları konuştuk. Şimdi efendim dönelim bu CAATSA yaptırımı. Orada merak edilen bir boyut var. Malumunuz o yaptırım içerisinde sizinle ilgili de bir karar vardı. Sizinle birlikte 3 arkadaşımız daha işte Amerika'ya gidemiyorsunuz vesaire. Bizim merak ettiğimiz boyut bu CAATSA yaptırımları savunma sanayindeki bu üretim, bu projeler açısından bir yansıma, bir etki oluşturdu mu? Bir etki oluşturmadı. Yani bizim gidişimizi değiştirmedi, idealimizi değiştirmedi. Zaten bizim o konuda yabancı veya Amerikan bağlılığımız çok çok az. Hani biz yerlilik oranlarından vesaire bahsederken aslında geçmişte temin ettiğimiz belirli ürünlerin kullanımda iken onların idamesi konusu var. Yaptırım Savunma Sanayi Başkanlığı'na ve işte benle beraber 3 arkadaşımıza geldi. Bizim devrede olmadığımız herhangi bir tedarikte CAATSA yaptırımı geçerli değil. O açıdan şu anda mevcut envanterdeki ürünlerimizin devamı ile ilgili eğer bir Amerikan tedariki varsa o konuda bir etkilenme yok. Projelerimizde de zaten CAATSA olsa da olmasa da belirli engellemeler, kısıtlar zaten vardı. Bu belki bir kademe daha genişledi ama belki de belirli aşamalarda farkındalığımızın artması açısından diyorum faydası bile oldu denebilir. Peki efendim biraz daha geriye gidelim. CAATSA yaptırımlarını niye konuştuk? S-400'ler sebebiyle konuştuk. Rusya ile ilişkiler vesaire böyle temellendiriliyor zaten. Şimdi S-400'lerde ikinci adım gelecek mi? Bu çok sorulmuş izleyicilerimiz tarafından. Bir izleyicimiz de aslında şöyle bir soru sormuş. Enteresan bir bakış açısı, belki onu da yanıtlamak istersiniz. Şimdi F-35'lerle ilgili karar S-400'ler nedeniyle alındı dendi ya. Yani kimine göre de bu bir bahane oldu aslında Amerika Birleşik Devletleri açısından. Acaba biz F-35'lerin teslimatını bekleyip S-400'leri öyle alsaydık olmaz mıydı diye düşünen bir izleyicimiz var. Böyle de zihin jimnastiği yapan izleyicilerimiz var. F-35 aslında uçan bir bilgisayar ve sistem tamamen merkezi ve entegre. Yani kullanmanızı istemedikleri anda hiçbir şey yapamazsınız. Kullandırmazlar idi. Öyle olsaydı. Bu arada kalırdınız. Yani elinizdeki uçaklar uçamayan uçak haline geliyor. Hatta gelip onu belki yani vereceksin diye bir mecburiyete koşabilirlerdi. O başka bir boyut olurdu. O cevabı bu ama S-400 konusunda benim her zaman söylediğim şey çok net. Biz masaya 2 sistem için oturduk. Bütün görüşmelerimizin içeriği, anlaşmamızın içeriği, fiyatın içeriği 2 sistem için idi. Ve bu süreçte de bizim şartlarımızın arasındaki önemli kalemlerden birisi belirli üretim ve teknoloji işbirliği idi. Birinci sistemin hızlı tedariki söz konusu olduğu için ikinci sisteme saklamıştık bunları. O sürecin detayları vakit aldı. Çünkü önemli konular görüşülmesi gerekiyor idi. Onlar açısından tabii belirli açıklığı yapmak ile ilgili rezervasyonlar var. Biz zorluyoruz. Bu görüşmelerin zaman alması çok tabii. O süreci yaşadık. Aradaki faz farkı budur. Ama tekraren söylüyorum, Türkiye birinci sistemi aldı. Durdu. Vay benim birinci sistemime bu kadar itiraz ettiler, ben inadına ikinci sistemi alıyorum diyor. Baştan beri biz 2 sistem konuştuk. Aslında Türkiye'nin ihtiyacı 4 sistem. Biz ihalemize ta başta böyle çıkmış idik. Şu anda 2 sistem tedarik ettik. Tabii sistemlerin veya tedarik etme sürecine girdik diyelim. Kabiliyeti açısından çok iyi bir sisteme gidiyoruz. Kapsama alan açısından önemli alanları kapsayabileceğiz. Ama Türkiye'nin daha önce de belirttik. Aslında bir Patriot tercih olursa, yani önerilirse veya bizim talebimize evet denirse bunu da düşünebiliriz dedik. Samti ile konuştuğumuzu söyledik. O açıdan da bu açılımımıza da net bir cevap son zamanlarda gelmedi, gelmiyor. Tabii Samti ile ilgili çalışmalarımız aynı zamanda devam ederken Onun yeni aşamalarına geçeceğiz. Ama Türkiye S-400'de ilk günden beri iki sistem konuştu. Orada bir geçen gün bir açıklama oldu. Rus tarafı şöyle bir şey açıkladı. Üretilecek olan bazı parçalar için anlaşmaya vardık gibi. Hı hı. Hatta bununla ilgili teknik detaylar da ilerledi diye. Yani bilmiyorum, çok gizli söylemek zorunda değilsiniz ama mesela buradaki en önemli parçadan bir tanesi muhtemelen şeydir, atılacak roketlerdir. Roket konusunda ortak bir geliştirme gibi bir şey var mı? Hiç masada oldu mu? Yani bu bizim konuştuğumuz konulardan birisi ve bu konuda olumlu ilerliyoruz diyeyim ben. Hı hı. Tabii bizim için diğer önemli unsur da, bunu her zaman söylüyoruz, bu sistemlerin dost düşman tanıma parametreleri tamamen bizim olmalı ki burada da olumlu bir adım söz konusu. Hem dost düşman tanıma hem de roketlerin ortak yapımı anlamında diyorsun, öyle mi? Roketlerle ilgili çok detaya girmiyor. Orada olumlu adımlar var. Çünkü belirli konular hassas. Efendim? O zaman bayağı, siz bayağı ilerlediniz. Bu görüşmeler safa safa anlaşılan unsurlar. Orada belirli bir düzlüğe çıktığımızın beyanıydı o. Okay. Peki şimdi hazır Rusya'dan söz etmişken S-400 vesilesiyle bir yandan da Ukrayna ile bizim savunma sanayi işbirliklerimiz var. Burada da hep sorulan bir soru var. Zaman zaman biz de Akıl Çemberi programlarında değerlendiriyoruz. Rusya-Ukrayna gerginliği devam ederken bu işbirliği anlaşmaları açısından durum nedir acaba? Yani Türkiye bu meseleye nasıl bakıyor? Şimdi Ukrayna ile geniş anlamda, savunma sanayi anlamda işbirliği potansiyelimiz çok büyük. Burada çeşitli başlıkları konuşuyoruz. İlgi çeken konu SİHA'lar oldu. Ama SİHA'larla ilgili adım daha gerginliğin şu günlerde artan boyutuna baktığımızda bundan çok önce atılmış ve ilerlenen bir konu idi. Bazen şöyle yansımalar oldu ki çok doğru değil. Bu gerginlikten sonra Türkiye tekrar işte yeni bir hamleyle bir SİHA hamlesi yapıyor veya Ukrayna yeni bir alıma gidiyor deniliyor ki doğru değil. Daha önceden ortaya konan, anlaşılan bir yol haritası şu anda adım adım uygulanıyor. Yoksa yeni bir adım atılmış değil. Yani gerginliğin üzerine böyle tuz biber ekercesine Türkiye'nin bir yaklaşımı söz konusu değil ama tabii Rusya da bunu yapıyor, diğer ülkeler de bunu yapıyor. Kendi ihraç potansiyeli olan ürünlerle ilgili belirli ihraç politikaları izleniyor. Bu da onun bir parçasıydı ve devam eden sürecin bir parçası olarak algılanmalı. Polonya'ya TB2 sattık. Arkasından diğer ülkelere satıldı. Mesela Polonya TB2 kullandıktan sonra yeni sipariş veya diğer ürünlerle ilgili Türkiye ile konuşmaya devam ediyor mu? Türkiye ile savunma sanayi konusunda işbirliği önemli bir gündem. Polonya'da da. Bizim baktığımız açıdan Polonya'da da teknoloji açısından belirli kabiliyetler var. İşbirliğinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Genelde yaklaşımımız bu. Belirli ülkelerde tarihi biraz eski temel bazı teknolojiler var ki bize daha hızlı yol aldırabilir diye düşünüyoruz. Yani yapamayız diye değil ama burada biraz zaman ve maliyet etkinliği her zaman öncelemek lazım. Eğer bir ülkeyle işbirliğiniz sizi daha hızlı bir hedefe götürecekse bunu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ukrayna herhalde böyle bir örnek. Ukrayna böyle bir örnek. Polonya'nın böyle olma potansiyeli var gibi. Peki efendim.